Merhaba gençler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çanta yayınları hazırlayan defterde mini kazanım testi 2 ile dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar birinci sorumuza geçmeden önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet birinci sorumuza bakalım gençler. Olduğuna göre x bölü y işleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle x ve y'nin değerlerini hesap etmek istiyorum. Şöyle x yazdım. x arkadaşlar 2 tam 1 bölü 3 ile Eksi 6 bölü 21'in çarpımı. O halde öncelikle şu 2 tam 1 bölü 3'ü bileşik kesire çevirmek istiyorum. 3 kere 2 6. 1 daha 7. 7 bölü 3 çarpı eksi bölü. Eksi 6 bölü 21. Şimdi arkadaşlar. 3 ile 6'yı sadeleştirelim. 3'e böldüm 1. 6'yı 3'e böldüm 2. Eksi unutmuyoruz. O halde 7 kere eksi 7 ile 3 21'i sadeleştiriyorum. 7 kere bir, 7'ye böldüm 1. 7'ye böldüm 3. 1 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 2 bölü 1 kere 3. 3 olur. Eksi 2 bölü 3 oldu. Peki y'ye bakıyorum. 10 ile 5'i direkt sadeleştirelim arkadaşlar. 5'e böldüm 1. Eksi 10'u 5'e böldüm. Eksi 2 yazıyorum. Eksi 4 ile eksi 2'yi çarptım. 8 bölü 1 kere 3. 3 olur. Bizden x'i y'yi bölmemizi istemişti. x bölü y diyorum x'in değeri eksi 2 bölü 3 y'nin değeri 8 bölü 3 eksi 2 bölü 3'ü aynen yazıyorum 8 bölü 3'ü de ters çevirerek 3 bölü 8 olarak yazdım ve çarpıyorum 3'ler birbirini götürdü arkadaşlar 2 ile 8 sadeleştirecek olursam 1 4 olur o halde eksi 1 bölü 4 olur işlemimizin sonucu diyorum ve A şıkkı doğru cevaptır diyelim. Evet devam ediyorum. İkinci soruya geçiyorum. Çarpımları 1 olan iki rasyonel sayıdan biri eksi 1 bir tam 3 bölü 4 olduğuna göre diğeri kaçtır? Arkadaşlar öncelikle eksi 1 tam 3 bölü 4'ü bileşik kesir olarak yazacak olursam 1 kere 4, 4, 3 daha 7 eksi 7 bölü 4'tür. Şimdi şöyle düşünüyorum. Eksi 7 bölü 4'ü bir sayıyla çarptık gençler ve sonucu 1 oldum. Şimdi ben nasıl bulabilirim arkadaşlar bunu? 1'i eksi 7 bölü 4'e bölmem gerekir. Bakın 1'i eksi 7 bölü 4'e bölüyorum. Bölmeyi çarpma işlemini çevirelim. 1'i aynen yazdım. Eksi 7 bölü 4'ü de eksi 4 bölü 7 olarak çevirdim. Ve çarpıyoruz. O halde 1 çarpma da etkisizdir diyorum. Ve eksi 4 bölü 7 olur. Sorumuzun cevabı Bursa şıkkıdır. Evet devam edelim. Üçüncü soruya geçiyorum olduğuna göre A artı B'nin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar öncelikle dikkat ederseniz şöyle bakın doğru parçasını alayım. 5'ler 6'lar eğer bu şekilde devam edecek olursam sağ sola yatık şekilde arkadaşlar bakın bunlar birbirini götürecekler. Pay kısmında A kalacak payda kısmında 4 kalacak. O halde A bölü 4 eşittir. 4 diyorum. Şimdi A hangi sayı arkadaşlar 4'e bölersek 4 olur. O halde A'nın değeri buradan 16 olmalıdır diyorum. A 16 olursa arkadaşlar 16 4'e bölersem 4 olur diyoruz. Peki. Şimdi arkadaşlar A'yı bulduk. B'ye bakacağım şimdi. Peki B'yi nasıl düşünüyorum? Şimdi A 4 ise arkadaşlar şöyle düşünelim. Bakın burada 4 pardon A 16 ise arkadaşlar şuraya yazıyorum tekrar. 5 bölü 4. 6 bölü 5. Nokta nokta devam ediyoruz. A'yı ya 16 yazdım. Dikkat ederseniz arkadaşlar payda payın biri eksi. O halde buraya ne gelmesi gerekiyor? 5'ten 4, 1 çıkardım 4. 6'tan 1 çıkardım 5. O halde 16'tan 1 çıkaracak olursam paydanın da yani B'nin de 15 olması gerekir. Şimdi bu ikisinin toplamını istedi. 16 ile 15 toplarsak 31 olur. Sorumuzun cevabı C şıkkı doğru cevaptır diyoruz. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Dördüncü soruya baktığımız zaman işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle parantez içindeki işlemlerimizi yapalım. Şöyle gizli paydaları 1 var diyorum. Ve kesirleri eşitlemek için paydalarımızı 3 ile genişletiyoruz. 3 ile çarparsak 3 bölü 3 eksi 2 bölü 3 bölü 3 bölü 3 artı 2 bölü 3 üç oldu. 3'ten 2'yi çıkarıyorum gençler. 1 bölü 3 bölü 3 ile 2'yi topladım. 5 bölü 3. Birinci kesri aynen yazarız. 1 bölü 3. İkinci kesri 3 bölü 5 olarak ters çevirip çarpıyorum. 3'ler birbirini götür derim. 1 bölü 5 olur işlemimizin sonucu. A şıkkı doğru cevaptır diyoruz. Evet geçelim 5. sorumuza. Buna göre yapılan çarpma işleminin sonucu kaçtır? diye sordu. Arkadaşlar sorumuzu okuyalım. 1 eksi 1 bölü x ifadesinde x yerine 2'den 18'e kadar, 18'i dahil olmak üzere doğal sayıları yazılıyor ve elde edilen sonuçlar çarpılıyor. Arkadaşlar o halde şöyle düşünüyorum. Şu x yerine 2'den başlayarak yazalım. Bakın 1 eksi 1 bölü 2. Daha sonra bunu ne yapacağım? Bir sonrakine çarpacağız. 1 eksi 1 bölü 3 çarpı 1 eksi 1 bölü 4 diyorum. Arkadaşlar bunu şöyle nokta nokta devam ettiğini gösterelim. Son olarak da 18 yazıyorum. 1 eksi 1 bölü 18 yazıyoruz. Ve bu işlemin sonucunu istiyor. O halde öncelikle parantez içindeki çıkarma işlemlerini yapalım arkadaşlar. Şimdi bakın 1'den 1 bölü 2'yi çıkaracak olursam şöyle gizli paydası 1 var der. 2 ile genişlettiğimi düşünürsem 2 bölü 2 eksi 1 bölü 2 olur çarpı. Bu da arkadaşlar şöyle direkt yazalım isterseniz yine 1 yazıyorum 3 ile genişletiyorum 3 bölü 3 eksi 1 bölü 3 çarpı 1 ile genişlet 4 ile genişletirsem 4 bölü 4 eksi 1 bölü 4 ve böyle devam ediyor arkadaşlar bunu da 18 ile genişletirsem. 18 bölü 18 eksi 1 bölü 18. Şimdi 2 bölü 2'den 1 bölü 2'yi çıkardım. Paydalarımızı eşit. 2'den 1'i çıkarıyorum. 1 bölü 2 çarpı. 3'ten 2'yi çıkarıyorum. 3'ten 1'i çıkarıyorum. 2 bölü 3 çarpı. 4'ten 1'i çıkarıyorum. 3 bölü 4. Arkadaşlar böyle devam ediyor. 18'den 1'i çıkarıyorum. 17 bölü 18 oldu. Şöyle rengimizi değiştirerek sadeleştirmeleri görelim. Bakın 2'ler birbirini götürür. 3'ler götürür. 4'ler götürür arkadaşlar. 17'de buradaki sayıyı götürmesi gerekiyor. O halde pay kısmında 1. Payda kısmında 18 var. 1-18 olur. Sorumuzun cevabı B şekli doğru cevaptır diyorum. Evet devam edelim. 6. soruya geçelim. Yukarıda verilenlere göre A bölü B işlemin sonucu kaçtır diye sordu. Arkadaşlar A'nın değeri. A diye yazıyorum. Eksi 3 bölü 5 rasyonel sayısının çarpma işlemine göre tersiymiş. O halde A arkadaşlar eksi 3 bölü 5'in çarpmaya göre tersi. Payla payda yer değiştiririz. Eksi 5 bölü 3'tür. B'ye bakıyorum. Eksi 1 bölü 2'nin rasyonel sayısının toplamaya göre tersi. Arkadaşlar toplamaya göre tersi sadece işaret değişmiş haliydi. Eksi 1 bölü 2 1 bölü 2'dir. Toplamaya göre tersi. Şimdi A'yı B'ye bölmemizi istedi. A'yı eksi 5 bölü 3 olarak yazdım. B de 1 bölü 2 idi. Evet kesirlerle bölme işlemi yaparken birinci kesri eksi 5 bölü 3'ü aynen yazdım. İkinci kesri iki 2 bölü 1 olarak yazıyorum ve çarpıyoruz. O halde eksi 5 ile 2'yi çarptım. Eksi 10. 3 kere 1 3 olur. Eksi 10 bölü 3 cevabına D şıkkında görüyorum. Evet, devam edelim. 7. soruya geçiyorum. Evet, 7. soruya devam edelim arkadaşlar. İşlemin sonucu kaçtır diye sordu. Gençler öncelikle şöyle gizli paydaları 1 var diyorum ve kesirlerimizi birinci 2 ile ikinci 3 ile genişleterek 6 yazalım. 2 ile genişletelim. 2 bölü 2 eksi 1 bölü 2 parantezi kapattım. Bölü 1 bölü 3'ü aynen yazdım. İkinci kesrimi de 3 ile genişletirsem eksi 3 bölü 3 olur diyoruz. Şimdi 2'den 1'i çıkardım. 1 bölü 2 bölü 1'den 3'ü çıkarıyorum arkadaşlar. Eksi 2 olur. Eksi 2 bölü 3'tür. Şimdi bölme işlemini çarpmaya çevirecek olursam birinci kesiri aynen yazıyorum. 1 bölü 2 iki. ikinci kesiri ters çeviriyorum. 3 bölü 2 ama eksi unutmuyorum. Eksi 3 bölü 2 ne yapıyoruz arkadaşlar? Artık çarpıyoruz. 1 ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 3 bölü 4 olur arkadaşlar. Sorumuzun cevabı diyoruz. Şimdi şıklara baktığım zaman arkadaşlar eksi 3 bölü 4'ü göremedim. Ama sorumuzun cevabının eksi 3 bölü 4 olduğunu söylüyoruz. Şöyle e şıkkı diyelim. Eksi 3 bölü 4 olur. Sorumuzun cevabı diyoruz. Evet gençler bu soruyla da dersin burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.